Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu sabah neler konuşacağım ara başlıklarını sizinle paylaşayım izninizle. Kur korumalı mevduat hesapları ne zaman ve neden çökecek? Ben kahin miyim? Yok, ben kahin değilim ama soruluyor bu. Çünkü birkaç kez bu konudan söz ettiğimi hatırlayacaksınız. Başka, Türk lira dolar karşısında nasıl bir seyir izleyecek? Ve bir dolar kaç liraya ne zaman çıkacak? Hepsi kehanet soruları. Ben kahin değilim ama öngörüleri olan birisiyim. Yalnız şunu da hemen söyleyeyim. 3,5 yıldır, bu hemen hemen belki de 4 yıldır neredeyse, bu video çekimini yapıyorum. YouTube'da video yayınlıyorum. Bir keresinde bile yatırım tavsiyesinde bulunmadım. Çünkü ben yatırım tavsiyesinde bulunacak finansman zekasına sahip değilim. Bu kadar çok bilsem kendim para tutarım. Ve sonra o elimdeki paralarla altına, dolara, avroya, sterline, ne bileyim işte hisse senetlerine, borsaya yatırım yaparım. Hayır. Bunu size bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bu işlerden anlamam. Bilmem abi. Ama ekonomi konusunda da bilir misin diye sorarsanız, yani ekonomi konusunda bildiğimi söyleyebilirim. Hem diplomam itibariyle hem de 70 yaşıma kadar ekonominin içinden bir gün bile çıkmadım. Hem de çok küçük yaşlarımdan itibaren. Pratik ve teori. İkisini birden. Teoriyi mektepte ve mektepten sonra, yani üniversitede ve ondan sonra da okuduğum kitaplarda öğrendim. Pratiği ise bizzat yaşayarak öğrendim. O nedenle bütün benim bu konuşmalarımı sadece ölçün, biçin, tartın, analiz edin, aklınıza yatanı yapın. Evet, devam edeyim. Ekonomi krize girecek mi? Bu soru çok ilginç çünkü benim ekonominin krizde olmadığına ilişkin iddialarım halen devam ediyor. Evet, her şeye rağmen halen devam ediyor. Peki ekonomi krize girecek mi? O konuda da tabii bir şeyler söyleyeceğim. Stagflasyon devam edecek mi? Hiç bitmedi stagflasyon. Türkiye'nin en büyük derdi stagflasyon. Yani zannetmeyin ki iktidarlar stagflasyonla mücadele ediyorlar. Neden etmediklerini de yine dilimin döndüğünce açıklamaya çalışacağım. İyi Parti'yi parçalama görevi kime verildi? Hayda! İyi Parti'yi parçalamak isteyenler mi var? Yavuz Ağır Alioğlu uzun zamandır önce ortaya bir top atıyor, sonra geliyor, o topu alıyor, kaçıyor. Neden? Bilmiyorum. Ben niyet okumayacağım. Sadece kendi sezgilerimi neden olabileceğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama İyi Parti'nin üzerinde hem MHP'nin hem de AKP'nin gözü olduğunu bilmeyen yok. Herhalde bilmeyen yok. Peki parçalanabilir mi? Ümit Özdağ parçalayamaz. Nitekim parçalayamayacağını da gördük. Ümit Özdağ doğru işler yapmaya çalışan ama Türkiye'de iktidar olsa Türkiye'yi uçurma götürmekten de başka hiçbir şey beceremeyecek olan iyi niyetli bir arkadaş. İdeolojisi tehlikeli. Onu söyleyeyim yeter bence. Evet. O halde gelelim bakalım şimdi nereden başlamıştık? Kur korumalı mevduat hesapları ne zaman ve neden çökecek? Bunu hemen hemen kur korumalı mevduatın açıklandığı günden beri dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama madem et tekrarı ahsen velevkâni 180 dedik, madem her gün dolar, FED ve altın konuşulduğu halde arkadaşlarımız merakla, ilgiyle izleniyorlar ki izlenmeliler. Okunmalılar. Bu konuda hiçbir itirazım yok. Demek ki halkımız, insanlarımız ya da YouTube kanalından Türkiye'yi ve dünyayı takip etmek isteyenler bu konuda meraklılar. Ekonomi konusunda hep aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz diyenler ekonomide çünkü hep aynı şeyler olur. Ekonomi haber değildir. Ekonomi genelde analizdir, yorumdur. FED bile yılda bir kere açıklama yapar. TÜİK
affedersiniz, ayda bir kere açıklama yapar. TÜİK, bizim para piyasası kurulu, bunlar ayda bir kere açıklama yapar. Efendim siz bakmayın, bazı arkadaşlar her gün konuşurlar. Onları eski için çok da ciddiye almayın. Evet, şimdi kur korumalı mevduat hesapları ne zaman çökeceğini bir kez daha söyleyeyim. Zaten asıl amacım bunu neden tekrarlayacağımı anlatabilmekti. Benim tahminim Mart sonuna yaklaştığımız günlerde, yani ilk 3 aylık vadeler gelmeye başladığında, enflasyon da büyük ihtimalle bu defa %50'nin üzerinde çıkabileceğinden dolayı, çünkü en son %13 Aralık ayında, sonra %11 ortalama da enflasyon biliyorsunuz %36 çıkmıştı. 2022'nin ilk ayından itibaren yıllık enflasyon %48'in üzerinde. Haliyle Şubat ayı enflasyonunun da çok yüksek değilse bile Ocak ayından belki daha düşük çıkacak, ama yıllık enflasyon olarak bakarsanız %50'nin üzerinde çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer Mart sonuna kadar döviz kurları, biraz da dolardan söz edelim yine, halen 13 lira 13,5 lira arasında sıkışmış kalmış ise ve enflasyon %50'nin üzerinde çıkacak ise, kur korumalı mevduat hesaplarını, çok özür dilerim, kaba olacak belki ama sadece benzetmek için söylüyorum, silah zoruyla bile tutamazlar. Çözülür giderler. Nereye giderler? Yine bir kısmı dolara, avroya, sterline giderler. Önemli bir kısmı altına, büyük ihtimalle altına gider. Kimileri o günkü şartlara göre yine büyük ihtimalle tahmin ediyorum otomobil satın alımına gider. Otomobil değiştirmeye gider daha doğrusu. Otomobil yenilenmesine gider. Gayrimenkule gider mi? Çok net bilmiyorum ama bu İstanbul'a, Kanal İstanbul'a yapılan yatırımların 1'e 15-20 verdiği görüldükten sonra zannediyorum çok büyük miktarda mevcut birikimler araziye değil, yani imarlı arsaya değil, yani tarlaya gider. Hangi tarlalardır bunlar? Çok, yine çok büyük ihtimalle şehir merkezlerine çok uzak olmayan, hemen şehirlerin kenarlarındaki tarlalara gider. O tarz yatırımlarda uzun vadeli çocuklara, torunlara ya da genç para sahiplerinin 50'li yaşlarından sonrasına yapacağı yatırımlardır. Eğer bir dolar yaklaşık 16,5 liraya kadar çıkarsa Mart sonunda, hiç kimse döviz kur korumalı mevduat hesabını bozmaz. Bozmaz. Neden? İşine gelir. 3 lira bir yerden, kurdan. %17-18 neyse faizden. Niye bozsun? Ben zannetmiyorum bozacaklarını. Bir de arkasında tabii ki banka ve devlet garantisi var. Haliyle bu doların yüksek seyri, yani doların 16,5-17 lirayı Mart sonunda bulması durumunda kur korumalı mevduat hesapları çökmez. Aksine bu sefer çok daha fazla kur korumalı döviz mevduatına hücum olur. Ama Mart sonunda kur artışıyla beraber faiz geliri elde edilmesinin ne kadar tatlı olduğunu görenler 3 ay sonra da bunu bekleyeceklerdir. Zaten 6 aylık yatıranlar o beklentiye çoktan girmiş olacaklardır. O durumda ne olacaktır? O durumda da enflasyon yine yüksek seyrine devam edeceği için Haziran sonunda 1 doların yaklaşık olarak 19 lirayla 20 lira arasını bulması gerekecektir. Ya bulmazsa? Ya bu sefer dolar Haziran sonunda 16'da 16,5'ta kalırsa? İşte o zaman kur korumalı mevduat 3 aylıklar, ikinci 3 aylıklar yani ve 6 aylıklar hemen çekilecek. İlk başta söylediğim gibi dövize ya da işte altına gidecektir. Bunu şunun için söylüyorum. Dünyada kuyruğunu kovalayıp yakalayan kedi yoktur. Kur korumalı mevduat hesabı dolar kurlarının artmasının istenmesinden başka hiçbir yarar sağlamayacaktır. Amaç hani kuru baskılamaktı? Hani Türk lirasının değerini yükseltmekti? Türk lirasının değerini ancak ve ancak üretimi arttırarak cari açıktan dış ticaret açığından başta öncelikle elbette cari açıktan kurtularak gerçekleştirebilirsiniz.
siz cari açığı kapatmadan, sıfırlamadan, hatta cari fazlaya geçmeden Türk lirasının değerini koruyamazsınız arkadaş. Lütfen bunlar not edilsin. Gerekirse bunları her gün ben de anlatayım. Evet. Başka ne demişiz? Bir dolar kaç liraya ne zaman çıkacaktı? Onu anlattım. Bir doların hangi şartlarda 16,5 ve sonra 20 liraya çıkacağını anlattım. Eğer kur korumalı mevduat hesaplarının devlet iktidar yürümesini istiyor ise kurun Mart sonu itibariyle 16,5 liraya çıkmasına izin verecek. Bunun için de ne yapacak? Merkez Bankası piyasalara girecek, döviz toplayacak, döviz satın alacak. Döviz kuru yukarı çıktıkça da kur korumalı mevduatlar varlığını sürdürürler. Aksi halde Merkez Bankası yine halen son zamanlarda yaptığı gibi döviz satmaya, dolar satmaya kalkarsa Mart sonunda döviz korup kur korumalı mevduat hesapları sıfırlanır. Cevabını zannediyorum verdim. Ekonomi krize girecek mi? Bankalar yüzdürüldüğü sürece kriz görmeyiz. Bankaların krize girmeyeceğini düşündüğüm için ekonominin krize girmeyeceğini ancak stagflasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Stagflasyon neden devam edecek? Ya piyasalarda stagflasyonun ortadan kalkması, piyasaların hareketlenmesi, yani en azından enflasyon içinde ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için insanların satın alma güçlerini korumaları şart. Halkın satın alma gücünü korunmuyor ki. Asgari ücret bir daha 2022 yılının Aralık ayının sonundan, daha doğrusu şu Ocak, yani 2023'ün Ocak sonunda artmış olacak. Memur maaşları en erken Haziran'da. O da ne kadar artacağı belli değil. Emekli maaşları keza öyle. Esnaf artık eskisi gibi para kazanamıyor. Geçtiğimiz günler bir esnaf konuşuyordu. 3 gündür dükkanıma giren yok dedi. Demek ki Türkiye'de tüketici dediğimiz kitlelerin piyasalara gelip piyasaları hareketlendirme ihtimalleri yok. Stagflasyon nedir? Hem durgunluktur, yani piyasalarda hem hareket olmaması, satış olmaması, talep olmaması haliyle, talep olmayınca üretim de olmaması, üretim olmadığı için de mevcut talepler, mevcut üretim arasındaki ilişkinin talep lehine olmasından dolayı, yani talebin daha fazla olmasından dolayı fiyatlarındaki artışın durmayacağı, aynı zamanda bunun yanında bir de döviz kurlarındaki artışı koyun. Haliyle stagflasyondan uzun bir süre daha çıkamayacağız. Stagflasyon devam edecek canlarım. Şimdi gelelim İyi Parti olayına. Erdoğan tabii ki çok deneyimli bir siyasetçi. Bu deneyimli siyasetçi, seçim kazanmayı bilen ama devlet yönetmeyi bilmeyen siyasetçi artık şunu gördü. Erken ya da zamanında yapılacak hiçbir seçimde Erdoğan'ın kazanma ihtimali yok. Bir tek seçeneği kalıyor. İyi Parti'yi paramparça ederek en azından birinci turda Millet İttifakı'nın kazanmasının önüne geçmek. İyi Parti'yi nasıl parçalayacak? Benim bir zamanlar danışmanlığını yaptığım eski başbakanlardan, eski dışişleri bakanlarından, Doğru Yol Partisi eski genel başkanlarından Tansu Çiller'e parti kurdurarak. Meral Akşener ve İyi Parti'deki pek çok milletvekili ve İyi Parti'ye, halen İyi Parti'ye oy veren pek çok seçmenin Tansu Çiller tarafından kandırılacağı ve İyi Parti'nin %4'lere 5'lere kadar düşürüleceği tasarlanıyor. Sadece tasarlanıyor. Bir de Tansu Çiller'in yanında tabii ki o şartlarda Süleyman Soylu da düşünün. Süleyman Soylu da oraya giderse yani AKP'nin oyları düşmeyecek mi? Hayır, işte bakın burada ne yazık ki herkes kusura bakmasınlar, çoğunluk yanılıyor. İyi Parti ile MHP birbirinden ayrıldıklarında ortaya %20, %22'ye kadar ulaşan bir oy çıktı değil mi? Birleştikleri anda ama ne olur? Bu iki partinin oyu %12'ye, %13'e düşüyor. Birleştikleri anda tek parti olarak. AKP ile Süleyman Soylu, Tansu Çiller ortaklığında kurulacak yeni partinin oyları şu andaki %28, %30 görünen AKP'nin oylarını toplamda benim naçiz şahsi görüşüm %38'lere, %40'lara kadar çıkaracaktır. Orada bütün mesele, amaç ilk turda Millet İttifakı'na kaybetmemek.
E ikinci turda seçmenimizin %65'i halen muhafazakar milliyetçi sağcı. Moralinizi bozmayın ama. Bunları moralinizi bozmak için söylemiyorum. Ben size öngörülerimi anlatıyorum. Yanılabilirim ama bunlar benim yanılgım olur sadece. Ve yanılmak başka, yalan söylemek başka. Ben size yalan söylemiyorum. Ahmet dedi ki bana, Mehmet dedi ki Hasan'dan, işte bakandan, saraydan aldım. Yok, benim öyle bir bilgim yok. Hiç kimseden bilgi almadım. Ben sadece size bir senaryo çizdim. Senaryom yanlış çıkabilir ama doğru çıkarsa tedbirinizi ona göre alınız. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.